Horasan'dan ilk Malatya'ya geldiğimizi biliyorum. Daha sonra bu Malatya'da Yavuz kıyımları döneminde bizimkiler ailecek Adıyaman'ın bir köyüne kaçıyorlar. Hatta köy olmayan bir yere yerleşip kendileri bir köy kuruyorlar. Daha sonra o köyde işte biz Kürdüz ve Müslümanız, namaz kılıyoruz gibi ritüeller yaparak kendilerini gizlemeye saklamaya çalışmışlar. Hatta ben çocukken ilk köye gittiğimde de Türkçe bilen çocuk yoktu. Dedim ki ya biz Kürt müyüz? Sonra yaptığım araştırmalarla işte ailenin eskiden kalanlar veya araştırmacı yazarlarla yaptığım sohbetlerde bizim Türkmen olduğumuz, o dönem işte bu kıyımlardan kurtulmak için Kürt kimliğine büründüğümüz ortaya çıktı. Dedem Abuzer Ayyıldız Adana'ya geliyor, ticaretle uğraşıyor ve o dönemde para da kazanıyor. Ama dedemin babası o zaman fakir gariban bir adammış. İstanbul'a gider, oradan kitap alır gelir, köy köy dolaşarak kitap satarmış. Hatta anlatılan hikayeye göre yani bir eşeğe bile yokmuş, köylere yürüyerek gidermiş. Rahmetli nenem ona bir bezden, o zaman sırtına bir raf gibi bir şey dikmiş, onu böyle sırtına bağlar, ona da kitapları dizerek köy köy dolaşarak kitap satarmış. Hatta o dönem insanların böyle yoklukla uğraştığı dönemler olduğu için bir köyde kitap kime satabilirsiniz? Ya bir ağa vardır ya bir muhtar vardır. Yani bir veya iki kitap satabilmek için adam kilometrelerce yol yürürmüş. Gittikleri köyde de kitabı anlatıyorlar, konuşuyorlar. Hatta köye kitap gittiği zaman mesela diyelim ki köyün muhtarı kitap aldı. İşte ertesi gün veya o gece tüm köy ahalisi kitabı görmeye muhtarın evine veya ağanın evine gider. İşte o dönemki kitap neyse. Dedemin babasının İstanbul'dan alıp getirip sattığı kitaplar hep Alevilikle ilgili kitaplar. Bizimkilerin Adana'da ilk matbaayı kurduktan sonra yayınladığı kitaplar da ilk kitapları işte İmam-ı Cafer buyruğu, Hazreti Ali'nin cenk kitapları ve böyle şu andaki insanların bilmediği ama o dönemler meşhur olan işte Seyfüzül Yezen hikayesi, Han bin Nuh'un sarayı, Battal Gazi, Ebu Ali Sina gibi halk hikayelerinin basıldığı bir matbaa oluyor. Tabii o dönemler Aleviliğin çok baskılandığı ve daha yeni yeni kendini kimliklerini ortaya koymak için mücadele ettiği ama genelde herkesin kimliğini sakladığı bir dönem. O yüzden bu dönemde böyle Alevilikle ilgili kitapların basıyor olabilmeleri çok önemli ve çok cesaret isteyen bir durum. Mesela o dönemden sonra o zaman bir şey vardı. İptaciye diye bir örgüt tarafından ölüm tehditleri alıyordu. İşte Türkiye'nin en çok kitap okunduğu 60-70-80'li yıllar işte Kemal Tahirlerin, Orhan Kemallerin, Fakir Baykurtların olduğu o meşhur dönemdeki o önemli edebi eserlerin yerini şimdi biraz daha böyle işte internette liseli gençlerin yazdığı aşk romanları alıyor ve kitap raflarında da bunlar satılıyor. Yani bu 20 yıldır falan böyle yaklaşık. Ama onun öncesinde yani benim gözlemlediğim babam yani 55-60 yıl hiç durmadan Alevilik üzerine kitap yayınladı, bastı, sattı. Hatta bunları satabilmek için kendince yöntemleri vardı. Mesela her sene bir ay Hacı Bektaş'a giderdi. Orada işte kalırdı, sergi sererdi. Oradaki esnafa kitap satardı. Hani gelenlere gidenlere kitap satardı. Öyle yayıncılık hayatını devam ettirirdi. Hatta dünyada bile bilinen bir isimdi. Bektaş Ayyıldız dendiği zaman Alevi kitaplarını bulabileceğiniz en sağlam kaynak oydu. Ben hatırlıyorum yani böyle yurt dışına da postayla, kargo yöntemiyle falan kitaplar gönderirdi. Maalesef bizim ailede böyle sağlam bir arşivcilik olmamış. Ben bunları hep böyle sahaflardan, kitapçılardan, antikacılardan halen topluyorum. Şu ana kadar belki 200-300 tane topladım ama en az toplayamadığım 200-300 civarında daha kitap var. Özellikle bu Hazreti Ali'nin cenk kitaplarının ben yeniden basılması gerektiğini düşünüyorum. Ama biraz daha böyle yeni neslin okuması için mesela bir
Alevi mitolojisi, kültürü, edebiyata girmeli bence ve bu Hazreti Ali ile olmalı. Yani bildiğimiz bizim Hazreti Ali değil de mitolojik bir kahraman olarak bence bu Cenk kitapları iyi bir mitoloji yazarıyla yeniden okunup yazılıp edit edilip bir mitolojik Hazreti Ali figürüyle yeniden basılmalı ve gençlerin de bunu çok seveceğini, çok okuyacağını düşünüyorum. Böyle bir hayalim var. Dünyada yayıncılık mesleği gerçekten çok prestijli ve ileri bir durumda. Bizim Türkiye'de pek o kadar olmamasının sebebi de aslında biraz da devletin, hükümetin kültür politikasından da kaynaklı. Yani bugün gelişmiş ülkelerin kültür yayıncılığıyla ilgili çok ciddi teşvikleri ve destekleri var. Yani bir kültür politikaları var. Hani bizim Türkiye'de bir kültür politikası dediğiniz zaman bilmiyorum hani hükümetimizde var mı veya bize nasıl bir cevap verir. Ama bir yayıncı olarak ben bunun olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum. Mesela yurt dışında bir yayın evi yıllık yayınlayacağı kitap sayısı kadar devletten kağıt alır ve bu kağıt işi vergilerden arındırılır. Çünkü kültür kitabı basılacaktır. Yani insanların okuması gereken kitaplar basılacaktır. Hatta o ülkenin Kültür Bakanlığı o ülkedeki kütüphane sayısı kadar o yayıncının kitabından alırlar. İncelemeden ne bastıysa alırlar. Ama biz de mesela biz Kültür Bakanlığı'nın kütüphanelerine teklif veririz. İşte diyelim ki bu yıl 20 kitap mı bastık? 20 tane kitap teklif veririz. İşte bunu beğenmezler, bunu beğenmezler. Siyaseten bunu kendine göre uygun bulmazlar. İşte bunun konusu şu, bunun bu derken o 20 kitaptan 2 kitap anca alırlar. Şimdi bu 2 kitapla birincisi elinizdeki kütüphaneler kütüphane olmuyor. İkincisi de yayıncılar yaşayamıyor.